Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Google'un uygulaması Google Play kitapları uygulamasını inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekran almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar uygulamayı uygulama marketlerden ücretsiz şekilde indirip yükleyebilirsiniz. Herhangi bir uygulama markete giriş yaptığınızda Google Play kitaplar yazmanız yeterli. Gördüğünüz bu uygulamayı ücretsiz şekilde indirip yükleyelim ve uygulamaya giriş yapalım. Evet, uygulama bizi böyle bir arayüze karşıladı. Bu alanda herhangi bir Gmail adresimizle giriş yapalım ve devam edelim. Gördüğünüz gibi ana menüsü karşımıza geldi. Burada e-kitaplar direkt karşımıza çıkıyor. Örnek olarak birini seçecek olursak burada bir kitap seçtik. İstek listesine ekleyebiliriz. Yani bunu kaydedip daha sonra inceleyebiliriz. Örneğini oku diyerek bunu açabiliriz. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran geliyor karşımıza. Yakınlaştırıp uzaklaştırabilir. Aynı şekilde kitap sayfa sayısını buradan ilerletebilir. Veya sağa veya sola şeklinde tek tek ilerletebiliriz arkadaşlar. Yine AA yazısından arka planı siyah, daha açık bir renk veya beyaz yapabiliyoruz bu alanda. Kaydetme seçeneği olduğun sayfayı buradan kaydedebiliyoruz. Gördüğünüz gibi daha sonra unutmamak için. Yine aynı şekilde sol alttan da kaydettiğimiz seçenekler, istediğimiz oda, yer işaretleri, notlar seçeneğini açabiliyoruz buradan. Kitabın herhangi bir yerinden not almak istersek notları kullanabiliriz. Bir kitabı böylelikle okuyabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kitabın yazarını ve sayfa sayısı yine burada karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların puanları yine burada karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Önemli olan aslında siz kitabı okumayı tercih ettiyseniz veya farklı bir okuyucunun kitap hakkında değerlendirmesini de merak ediyorsanız buradan kullanıcının puanlarını okuyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok kişinin yorumu burada yazılı arkadaşlar. Kitaplık seçeneğine tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi daha önceden kaydettiğimiz veya okuduğumuz bütün kitaplar bu menüde karşımıza çıkıyor. Raflarını seçeneğinden de birden fazla farklı türde okuduğunuz ve raf raf bunları ayırmak istediğiniz kitapları da buraya ekleyebiliyorsunuz. İstek listesinde yine aynı şekilde burada okuyacak kitap için bir liste yapın ve yeni kitaplar keşfedin diyor bize burada. Gördüğünüz gibi türlerden buradan istediğimiz kitap türünü seçtikten sonra istek listemizi de buraya oluşturabiliriz arkadaşlar. Keşfedin seçeneğinden de farklı türde kitapları keşfedebiliyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza her türden kitap çıkıyor burada. İstediğimizi alıp ücretsiz olanları ücretsiz şekilde veya ücretli olanları da ücretli şekilde okuyabiliyoruz arkadaşlar. Burası tamamen sizin beklentilerinizle alakalı. Gördüğünüz gibi her türden içerik mevcut burada karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.